İşte beklediğimiz misafirimiz de geldi. Dünya ne kadar küçük, öyle değil mi? Dünya gerçekten çok küçük. Demek Fikriye Hanım'ın oğlusunuz. Hoş bir sürpriz oldu. Buyurun lütfen. Siz tanışıyorsunuz mu? Geçen gün beyefendi bize yolda yardımcı olmuştu. Yenge, çocuklar kaçırıldığında yardım eden... Ne kaçırılması? Ana, bir şey yok ya. O iş bitti zaten. Adamlar tutuklandı falan. Ebru? Öyle önemli bir şey yok Kadriye Hanım. Eve gidince anlatırım. Dur bir de sen şeyi hatırlıyor musun? Neyi? Bir tane komşu teyzemiz vardı. Böyle üstünde burnunda kocaman böyle et benim vardı. Dişleri falan yok. Ya hatırlamaz mıyım? Hatta ya bir gün kadına gidip teyze siz Pamuk Prenses'teki cadı mısınız diye sormuş. Annem de utancından yerin dibine girmişti. Çok tuhaf değil mi? Neymiş o tuhaf falan? Hep yan yanayız. Ama ben seni özlediğimi hissettim bir an. Ben de seni çok özledim. Ya bak ağlama sakın ha. Sen de. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? İstanbul. Bir daha da bana yük oluyorum falan dersen var ya Allah yarattı demem seni öyle bir döverim ki. Vallahi bu dayak iyi geldi dersin. Hem kardeş yük olmaz oğlum. Aramayacak mısın? Kimi? Kim olacak adam? Serdar'ı tabii. Ne yapayım? Arayayım mı? Şimdiye kadar beklediğin kabahat. Bak biliyorum. Benim için yaptığını ancak kardeş kardeşe yapabilir. Ama düşününce çok aptalca. Ama sen... Yani Serdar... Ben çok düşündüm bana. Ben sadece sevmek istiyordum. Birini sevmeye ihtiyacım vardı. Yani sürükleniyordum, tutunacak bir dal arıyordum. Serdar o zaman çıktı benim karşıma. Doğru zamanda, doğru yerde, yanlış bir insandı Serdar benim için. Ya sevmek böyle olur mu? Sevmek istediğinde değil, hissettiğinde olacak bir şey. Sen Serdar'ı
Hadi ben bu adamı seveyim diye mi sevdim? Engel olamadın kendine. Aramızdaki fark bu işte. O yüzden şimdi benim tek düşündüğüm senin mutlu olman. Peki sen? Ben istediğimde değil, gerçekten hissettiğimde mutlu olacağım galiba. Aday var mı peki? Deniz, canım bak biraz sakin olmalısın. Sakın acını hafife aldığımı düşünme. Ama böyle yaparsan... Ki babam... Babam orada ne yapar, nasıl kalır orada? Benim babam. Böyle gel kardeş. Ben babamı bu kadar çok sevdiğimi bilmiyordum. Ben şimdi ondan başka bir şey düşünemiyorum. Kim bilir ne kadar üzülmüştür. Ama aklı buradadır. Beni hala minik kızı sanıyor ya. Sıkı giyindim mi, yemek yedim mi falan onları düşünüyordur. Peki babam? Mama üşüyor mudur? Yemek yemiş mi? Rütben ne asker? Asker olduğumu nereden çıkardınız? Ayakkabılarındaki intizamda. Yüzbaşı Oğuz. Ben de İdris. Terzi İdris de derler bana. İdris baba da. Memnun oldum İdris baba. Siz ne dikiyorsunuz? Son bir ceket dikiyorum. Müdür beye. Bitirmeye ömrüm var mı bilmeden dikiyorum. Müdür bey giymeye ömrü var mı bilmeden dikilmesini bekliyor. Hepimizin bir hesabı var işte. Ama yaradanın hesabı başka. Bizimkisi kendini avutmak. Geç kaldın Ada. Açmıyor mu? Açmıyor. Açmayacak da. Biliyorum. Ada! Nereye gidiyorsun böyle? Maya Serdar evdedir. Oraya gidelim ya. Emine abla. Annem nerede biliyor musun? Yemeğe gitti lan.
Şükrü teyzen oğlu geldi. Davet etti, yemeğe gittiler. Annem de mi gitti? Tabii gitti. Ya annemin ne işi var orada ya? Bir tatsızlık çıkacak yine. Korkmayın kızlar, bir şey olmaz. Kendal hiçbir şey yapamaz. Meydanı boş mu bıraksaydı? Artık Kendal anlasın, bağırarak, çağırarak Ebru'yu susturamayacağını. Gitmeyecek sandı. Tabii ki gidecek. Gidecek, karşısına oturacak, gözünün içine baka baka. Benden kurtulamazsın diyecek. Merak etme Maya. Anneme bir şey olmaz. Teşekkür ederim. Ay yenge, pek bir hoşsun maşallah ya. Murat abi niye sana çarpılmışsın daha iyi anladım. Gelmene çok memnun oldum. Annemi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Asıl davetiniz için ben teşekkür ederim. Yenge. Bu ne? Lokum. Kenarı pekmeze bulanmış galiba. Yenge. Zorlama. Kaçma Melek. Lokum gibi değil de ben söyleyeyim. Kenan abi. Bu ne? Sushi. Yani çiğ balık. Yahu Dezamon, burası kebabın memleketi. Şimdi kalamar, sushi falan nereden çıktı ne iş? Elbette biliyorum. Ama siz kebabı evde yapıp yiyorsunuz diye... ben size farklı bir şeyler tattırmak istedim. Özel olsun istedim. Kendal haklı oğlum. Şimdi çiğ balık da yenir mi? Merak etme teyzeciğim. Servisin devamında damak tadınıza hitap eden yemekler de olacak. Soframız zengin olsun. Sağ ol oğlum. Madem gelmiş, yiyelim o zaman. Beni böyle bir zamanda yalnız bıraktıklarına inanamıyorum ya. Ne Ada ne Maya, hiçbiri yok ortada. İnsan bir arar, bir sorar. Ya Deniz, bir sakin ol. Vardır illaki bir sebebi. Maya'yı bilmiyor musun? Haberi olsa şimdiye kadar kaç defa arardı. Ya bırak Allah aşkına Emre, Maya'yı savunma bana. Yoklar işte. Hadi kendimi geçtim. Serdar neler yaptı Ada uğruna? Bu mu karşılığı? Biz arayalım. Sakın. Ne bahaneleri varsa yüzüme söylesinler. Nereye gitti şimdi bu ya? Yok. Ok gibi mübarek. Aslında bizim araziler nehrin öbür tarafında. Böyle bir ucundan bakın, bir ucu görünmeyin. Oralara da götüreyim seni.
Olur, olur. Ama şimdi iş konuşmasak hanımlar sıkılmasın. Ne de olsa bu bir aile yemeği. İşi gücü sonra konuşuruz. Ey ey, öyle olsun. Ay bu suçu midir, şu işi midir, nedir? Üf, yutana kadar akla karayı seçtim vallahi. Çiğ balıktan yemek mi olur ya? Agop'un kazı gibi her bulduğunu yersen olacağı bu yani. O ne ya? Anlatırım ben sana bir yere. İyi. Ay bu ne be? Korkma kız, korkma. Otur Özlem, otur görgüsüz. Garides o. Biliyorum ağam. Öyle birden gelince şey oldu. Sibel, ben yapardım kızım. Emine abla, zaten sana karşı mahcubum. Her şeyi sen yapıyorsun. Bir işin ucundan da ben tutayım dedim. Kızlar nerede? Evde yoklar. Neredeler? Galiba yemeğe gittiler. Bir de kutlama yemeği mi yiyorlar ya? Nereye gittiler? Antep'e, bana gittiler. O kıza ne olmuş böyle? Müsaadenizle size bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle bizi kırmayıp geldiğiniz için size teşekkür ederim. Annem ve ben yıllarca topraklarımızdan, ailemizden uzak yaşadık. İlk defa böyle kalabalık bir aile sofrasına oturduk. O yüzden bunun bizim için önemi çok büyük. Sağ ol, var ol. Özellikle de sen teyzeciğim. Sen de benim bir evladımsın diyerek beni ne kadar mutlu ettin bilemezsin. Sağ olsun. Kendal da dost elini uzattı. İnşallah beraberce güzel işler yapacağız. Çok daha güçlü bir aile olacağız. Niye olmayalım? Oluruz tabii teyzem oğlum. Keşke ailenin tüm bireyleri de burada olsaydı. Emine Hanım, Sibel Hanım ve tabii çocuklar. Aman aman, ada olmasın da sofra dağıtmaya pek meraklıdır. Hocam. Evdeler mi? Evde kimse yok. Önce Serdar, arkasından Deniz fırlayıp çıktılar. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Aslında çok merak ediyoruz. Ne oldu ki? Oğuz abi tutuklu yargılanmak üzere içeri almışlar. Ne? İki sene durumu çok kötü. Allah kahretsin ya. Ada. Nereye gitmiş olabilirler? Hiçbir fikrim yok. Ben bulurum onları. Hocam bir şey olursa bize de haber verin, olur mu? Tamam tamam. Ada dur, bekle. Deniz. Hadi konağa dönelim. Sana da çok yakışır senin aldıkla. Kim? Bizim kafenin sahibi. Aramazdı daha mı? Ne oldu acaba? E aç. Alo? Tabii gelirim. Ne diyor? Akşam gelir misin diyor. Neyse, ben de para alacaktım zaten. Daha yurda olan borcum duruyor. Neyse, konağa gidelim. Oradan beraber gideriz. Ağam, Rüstem ağam burada olduğunuzu duydu. Bir emriniz var mı diye soruyor. Sağ olsun. Bir eksiğimiz yok. Sen selamımı söyle yeter. Baş üstüne ağam. Bir emriniz varsa? Eyvallah. Afiyet olsun.
Teyzem oğlu. Senin misafiriniz ama buralarda da beni bilirler. Orası kesin. Buralarda seni çok iyi tanıyorlar Kendal. Murat hep söylerdi. Halfeti abimden sorulur diye. Tanışıyorlarmış Murat abla, biliyor muydun? Biz de yeni öğrendik vallahi, çok şaşırdık. Rahmetli Yusuf bizi pek eksik olmazdı. Keşke Fırat da Murat da burada olsaydı. Fırat'ı tanıma şansım olmadı. Ama Murat hep bahsederdi. Esaslı, mert bir adam diye. Keşke tanışabilseydim. Allah rahmet eylesin. Kusura bakmayın. Ben de bir bakayım. Acısı çok taze tabii. Düşüncesizlik ettim. Lise. Tamam tamam, yok bir şeyim, iyi. Abla. Ya tansiyonun falan mı düştü acaba? Birine haber vereyim mi ben? İyiyim ben. Abimden laf açılınca bir anda fenalaşıverdim. Yemekleri beğendiniz mi? Eksik olma yavrum. Biz pek alışık olmasak da bu yemeklere, her şey çok güzeldi. Bir arada olmamız yeter. Biz daha önce tanışmış olabilir miyiz? İstanbul'dan yani. Böyle bir yerden hatırlıyor gibiyim. Evet. Rahmetli hayattayken küçük bir karşılaşmamız olmuştu. Ben Murat'ın şirketine geldiğimde siz de çıkmak üzereydiniz. Sanırım oradaydı, evet. Hanımefendi. Hanımefendi. Oo, afiyet olsun. Afiyet olsun. Kutlama yemeği demek. Bizi de çağırsaydınız. Bu babamı hapse attırma yemeği değil mi nasılsa? Alın şunu buradan. Küçük Hanım dışarı. Çekildi. Siz... Yani... Siz böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Babam her ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olmadı mı? Siz nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Deniz, ne kutlaması? Aile yemeği bu. Deniz, ne oluyor burada? Aile yemeği öyle mi? Aile yemeği. Aile olduğunuzu hatırlamak için babamın hapse atılması mı gerekiyordu? Ama o kadar kolay değil. Babamı sen hapse attırdın. Babama iftira attın sen. Başına ne geldiyse anlat ki akıllansın. Ne diyorsun lan sen? Bana bak, lan? Ateşini dışarı. Erkek gibi çıksana lan karşıma. Yürü git lan. Çık. Çık lan. İçeri gidelim artık, ayıp oldu insanlara. Nerede kaldınız ya? İçeride kıyamet koptu vallahi.
Ne oldu ki? Ya Deniz midir nedir o geldi. Deniz mi geldi? Oğuz komutan hapse girmiş Narin. Ne? Abla dur. Hadi gene action başlıyor. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Her şey senin yüzünden. Babam senin yüzünden bizi terk etti. Benim annem senin yüzünden öldü. Şimdi de babam senin yüzünden, sizin hepinizin yüzünden hapiste. Ya bizden ne istiyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz? Hesabım daha bitmedi. Fabrikaya gel de orada keseyim hesabını. Yürü git lan. Haydi. Ayşe, hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Anne. Alışacağım. Bu senin. Teşekkür ederim. Bu da Mehdi için. Sağ ol ablası. Mehdi de aç şimdi yukarıda. Hadi gel bakalım. Asım oğlum, biz yukarı çıkalım mı? Bakalım ablası kardeşine ne yapmış? Hadi. Tamam bırak Serdar, tamam bırak. Deniz, her şey yeterince zor, bir de sen zorlaştırma, yürü. Bırak ya. Baran baksana, çok yakışıklı. Kucağıma alayım. Tabii ki alabilirsin. Abisi onu hepimizden daha iyi korur. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ben sadece sana teşekkür etmek istemiştim. Bunca şey senin sayende oldu. Sağ ol Baran. Kızın cadımadı ama idare ediyor işte. Bir şey mi oldu? He oldu. Senin ne kadar cadı olduğundan bahsediyordum. Öyle mi? Görüyorsun değil mi? Neyse vallahi hiç uğraşamayacağım sizinle. Kafeye gidiyorum ben. İyi. Hadi git. Ben de geleyim o zaman. Tamam.
Biz adaya beter diyorduk, adadan beter çıktı. O kadar giyindik, süslendik, bir de aç kaldık ya. Biraz insaf Özlem yenge ya. Ya biraz insaf. Tamam. Benden haber bekleyin. Şoför sizi konağa bıraksın. Kendal, sen kalsan biraz iş konuşalım. Konuşalım tabii. Kusura bakma oğlum. Sen de o kadar hazırlanmışsın, etmişsin. Seninle ne ilgisi var teyzeciğim? Telafi ederiz. Sağ ol oğlum. Her şey için çok teşekkür ederiz. Tekrar kusura bakmayın. Rica ederim. Daha çok zamanımız olacak. Kısmetse. Görüşmek üzere. Bunlar nasıl başımıza geldi ya amca? İnanamıyorum ya. Bak bunların hepsi geçecek. Sana söz veriyorum. Sen biraz sakin olmaya çalış, tamam mı? Efendim Elif Hanım. Serdar, neredesiniz? Deniz yanında mı? Yanımda, evet. Çok merak ettik ama ya. Geliyoruz şimdi birazdan. İyi tamam, biz çay bahçesindeyiz, bekliyoruz. Gelin de konuşalım. Tamam. Oh, mırra gibisi yok ha. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Oo, teyzem oğlu, olmadı şimdi. Boş fincanı oğlana vereceksin. Masaya koyarsan... Ya servis edeni evlendirirsin ya da... Ya da fincanın içini altınla doldurursun. Afiyet olsun. Kuralları ya bileceksin, oyunu ona göre oynayacaksın. Ya da bilmiyorsan, bedelini ödeyeceksin. Aynen öyle. Ada kızım neredesin sen? Serdar'ı arıyoruz anne ya. Ne Deniz ne de Serdar telefonlarını açmıyorlar. Yaşananlardan sonra kimseyle görüşmek istemiyor olabilirler. Anne, ne oldu ki? Oğuz Bey tutuklanmış. Biliyorum anne ya. Elif Hoca söyledi. Deniz hiç iyi değildi Ada. Bir şekilde yeri öğrenmiş, restorana geldi. Kendala saldırdı, Narin'e demediğini bırakmadı. Serdar zar zor götürdü. Anne, ne diyorsun sen? İşte dediğim gibi, bu kadar şeyden sonra kimseyi görmek istemiyor olabilirler. Deniz restorana gitmiş. Kendala saldırmış ya. Şu hale bak. Ya şimdi bu arazilerde biraz sıkıntı var. Neden? Ya saçma sapan şeyler. Yok tarih yokmuş da, dosyada eksik varmış da falan filan. Aslında Ankara'da çözülür bu iş de. Gider hallederiz. Nasıl? Ankara'da birkaç dostum var Nazım'ın geçtiği. Gider sorarız. Sözü geçen adamlarsa olur tabii. Gidip bakacağız. Ne zaman? Şimdi hemen. İş beklemez. Ya yeminle aynı kandanız ha. Öyle cevvallik falan filan. Dur ben anamı arayayım da haber vereyim. Anacığım, biz Dezemoğlu'yla Ankara'ya gidik. Yarın akşama döneriz, merak etmeyin ha. Haydi. Uçakla falan uğraşmayalım.
Arabayla basıp gidelim hemen. Ya ben zaten uçağa binemeyim ki. Korkayım. Haydi. İşte sonra Serdar falan geldi. Bir de o kafa tuttu Kendall'a. Sonra Deniz aldı çıktı zaten o. Anan haber var mı? Kendall'la Kenan birlikte Ankara'ya gidiyorlarmış. Ha, iyi iyi. Aa, Emre abla dinle bak. Meğer bu Oğuz komutan oğlum ulasının haline aşıkmış. Bu Denizli dedi ki anam senin yüzünden öldü dedi. İşte babam senin yüzünden peşimizden gelmedi falan filan dedi. Aşka bakar mısın ya? Sağda eğlence çıktı değil mi Özlem? Kızım siz şu Sinan biliyorsunuz mu? Ne? Şusi, şusi. Yanlış mı diyorum kızım? Ada. Burada yok var. Hadi gidelim. Baya nerede bunlar ya? Biz nasıl bulacağız? Onlar o kadar çok kötü şey yaşarken ben onları yalnız bıraktım. Öyle söyleme Ada. Ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Benim de payım var olanlarda. Yok öyle değil. Bulacağız onları. Tamam mı? Efendim oğlum. Anneciğim, Kendall'la Ankara'ya gidiyoruz. Bir arsa işi var. Onu halledip yarın akşam döneceğim. Merak etme beni. Tamam, tamam oğlum. Sağ salim. Gidin dönün. Efendim Fikri. Abla iyi misin? Merak ettim de. İyiyim, iyiyim. Kusura bakma, böyle bir şey olacağını bilemedik. Hiç olur mu öyle şey abla? Bir daha yaparız. Hem belki böylesi daha iyi olur. Herkes olur hem. Dert etme sen. Ne bileyim. Kenan oğlum o kadar hazırlanmış, özenmiş. Neyse. Sağlık olsun, sen tasa etme. Fikriye, ilaçlarını ihmal etme. Artık etmem. Kal sağlıcakla. Hadi Allah'a emanet ol. Nane odasından çıkmadı mı? Yok ana çıkmadı. Ben seni ilk gördüğümde aşık oldum. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Her şey senin yüzünden. Babam senin yüzünden bizi terk etti. Benim annem senin yüzünden öldü. Ne zahmet ettin biz baba? Olur mu öyle şey evlat? Sen misafir sayılırsın. Ben ev sahibiyim. Oo, çay da demini güzel almış ha. Eline sağlık İdris baba. Baba senin suçun ne? Katilim ben. Damadımla kardeşini öldürdüm. İkisini birden. Ben mesleğim gereği çok suçlu gördüm. Yani katilini de hırsızını da gözümden tanırım. Sen onlara benzemiyorsun. Kızım evlendikten 6 ay sonra kaçıp benim evime sığındı. Benim
koklamaya kıyamadığım saçlarından tutup yerlerde sürüklemiş kızımı it. Her gece hem de karakola gittik. İfadesini alıp salıverdiler iti. Bu cesaretlendi tabii. Telefonu kapıyor kapıda. Kapıdan gidiyor telefonda. 3, 5, 10. Her gün polis alıyor bunu. Ertesi sabah yine kapıda. Bir gece içmiş bu. Kardeşini de alıp bizim evi basmış. Bir gittim eve. Bizim hanım çığlık çığlığa. İçeride kızım, küçük oğlum. Nasıl olduysa gözüm döndü birden. Ben yanımda kurban kesilse bakamam. Televizyonda, filmde falan görsem numara olduğunu bilirim, yine bakamam. Ailemi o halde görünce nasıl olduysa gözüm döndü birden. Hakime gittik. Cezamı kesti hakim. Döndüm hakime, dedim ki, hakim bey, senin kızın var mı? Eğer kızın varsa Allah sana bağışlasın. Hakime hakaretten 2 ay daha yapıştırdılar. Adalet bir tek benim için işlerken gecikmedi. Hadi iç şu çayını da tazeleyim. Deniz, yapma böyle. Siz çıktıktan sonra adayla Maya geldi. Çok merak etmişler sizi. Sağ olsunlar, biraz geç kaldılar hocam. Deniz nereye? Ben babamı görmeye gideceğim. Siz oturun, çaylarınız soğumasın. Tamam. Ya Deniz, bir sakin ol. Olmak istemiyorum Serdar. Olamıyorum. İstesem de olamıyorum. Deniz. Ya bırak, ya bırak. Tamam, sakin, sakin. Ben babamı görmek istiyorum. Beni biriniz bırakabilir misiniz? Tamam. Hadi gidelim. En azından şansımız deneriz. Hadi kalk. Ana şimdi ne olacak? Bilmiyorum Emine. Oğuz'dan hiç haberimiz olmadı. Çocuk her işimize canla başla koşar. Şimdi ne edecek o garipler bir başlarına? Kendinle konuşsan. Şu dövme işini unutsa. Ya Oğuz komutan nasıl böyle bir şey yapar ya? Ya Sibel hala soruyor mu ya? Niye olacak? Narin yüzünden tabii. Kendal Nuh diyor, peygamber demiyor yani. Bir tek Kendal değil, Baran da var. Hatırlamıyorsunuz mu? Adamı öldürecekti neredeyse. Ana sen ne diyorsun ya bu Oğuz komutanın aşk meşru durumuna? Ha geldiğimizden beri doladın diline. Narin Oğuz, narin Oğuz. Ya seni alakadar etmeyen işlere burnunu sokma be kızım. Zaten olan biten bir şey de yok. Bir sus. Ya bir sus. Fırsatını bulup gelsen keşke. Tencerenin dibi tutmuş. Yıkadım, çıkmıyor. Ne var yenge? Ne gülüyorsun kızım kendi kendine? Yok, gülmüyorum. Basmaya gidiyordum demek. Farkında değilim o zaman. Oho! Şanverdi konağında resmen yangın çıkmış. Ben sussam ne, susmasam ne? Sayın savcım, hoş geldiniz. Nasılsın? İyi işte. Böyle sonuçlandığı için çok üzgünüm Oğuz.
Biliyorsun yapmak zorundaydım. Daha önce de söylediğim gibi siz görevinizi yaptınız. Tıpkı benim gibi. Avukatın var mı? Hayır yok. Ben ayarlarım. Yarın da yanına getiririm. Her zaman arkandayım. Suçlayan da benim, koruyan da. Güçlü ol. Ben sadece kızım ve kardeşimi düşünüyorum. Sadece onları mı? Aslında biri daha var ama. Narin Hanım mı? Oğuz bak, biz yıllardır birlikte çalışıyoruz. Savcı komutan da olduk, abi kardeşti. Savcıların gözünden bir şey kaçmaz. Abilerinde. Sen çocuklara merak etme. Ben onlara göz kulak olurum. Bana bak Rıza. Sivas'tan eski ahbaplar bir koli göndereceklermiş. Hani sana baktığımız kız vardı ya. Refiye Hanım'ın kızı Figen. Ha onlar işte. Yarın git al o koliyi otogardan. Unutma. Ya tamam ana tamam tamam. Hadi işim var kapatıyorum hadi. Anam beni illa verecek ha. Sivas'tan bir tanıdığın kızı. Kızı en son 5 yaşında gördüydüm. Amma istemez Kasım. Benim gönlümde başkası var Kasım. Başkası var. E tabi buldular benim gibi sigortalı, işi garanti adamı. E yakışıklıyım da tabi. Kim kaçırmak ister böyle damadı ya? Değil mi? Kasım. Ya sana şöyle bakıyorum da. Hani benim kadar olmasan da. Sen de kendi çapında yakışıklı adamsın ha. Yok mu bir yenge durumları falan sende? Ama böyle olmaz Kasım. Haydi ben müdür vekili gibi bir şeyim. Ya hakikaten sen ne iş yapıyorsun ya? Ha Kasım sen ne iş yapıyorsun? Boyuna mı güveniyorsun? Boyuna güveniyorsan deyim sana Kasım. Boyuna hiç güvenme. Boy olsan ne olacak ya? Gemlikte zeytin sirkeleme mi gideceksin ha? Yere git işim var benim. Alo Rıza oğlum. Ana. Koliyi yarın alacaksın ha unutma. Ya tamam ana tamam ha tamam. Ne göndermişler ki sen böyle derdine düştün ya. Tamam gidiyorum. Babamı göreceğim. Görüş günü değil alamam. Babam ama. Hiçbir yolu yok mu? Olmaz, alamam. Bakın bu hanım Oğuz Bey'in kızı. Babasının görmesi de en doğal hakkı. Deniz. Sadece kızı ve kardeşi. Merhaba. Merhaba. Patron burada mı? Seni bekliyordu. Az bekle çağırayım ama. Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk. Ayşe kafirin durumu çok kötü. Devretmeye karar verdi. Birini bulabilirsem eğer devreden gelen parayla personelin ödemelerini yapacağım. Borcu acı da kapatacağım zaten. Kusura bakma. Nasıl ben? Şimdi para alamayacak mıyım? Dediğim gibi, yerini bulabilirsem eğer kapatırım. Hepsi bu. Deniz kızım. Özür dilerim. Seni yine yalnız bıraktığım için özür dilerim kızım. Ben özür dilerim. Baba seni çok seviyorum. Serdar, biz babamla biraz yalnız bırakır mısın? Abi ben yine gelirim. Serdar. Senden bir şey isteyeceğim.
Söyle abi. Deniz İzmir'e götür. Abi emin misin? Böylesi daha iyi. Benim durumum netleşene kadar... ...böylesi daha iyi olacak. Siz burada oldukça benim aklım sizde kalıyor. Ama abi... Serdar... Ya çalıştır çalıştır para vermeye gelince kalk git masadan de. Ya insan bir utanır bir mahcup olur ya. Yalan söylüyor bu. Ben biliyorum burası çok iş yapıyor. Sorumsuzun teki zaten kumar da oynuyor. Yurdun borcu da kaldı. Baran ben ne yapacağım şimdi? Yürü gidiyoruz. Nereye? Ya yürü. Yine gönderiyorsun beni. Kızım ben... Hayır ben bunu ne zaman anlayacağım ki? Daha kaç kere duymam gerekiyor ki bunu? Babam beni sevmiyor işte. Böyle olmadığını biliyorsun Deniz. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Biliyor muyum? Nereden biliyorum? Görüyor muyum? Hayır. 5 yaşında nasıl konduysam kapının önüne yine öyle kapının önüne konuyorum. Ben bundan bir baba sevgisi çıkaramıyorum. Ben sadece senin iyiliğini düşündüğüm için gitmeni istiyorum Deniz. Çok büyük iyilik sahiden. Babası tutup kızını uzaklara fırlatıyor. Çok büyük iyilik. Kadın yüzünden değil mi? Bunun Narin'le bir ilgisi yok deriz. Bak fark ettin mi? Narin derken sesin titriyor baba. İçin titriyor. Ama demin Serdar'a Deniz'i İzmir'e götür derken ne kadar uzaktı sesin, ne kadar kararlıydı. Halbuki ben yıllarca annemden gizli sevdim seni. O çok kızıyordu sana, anlatıyordu hep. Bir kadın var hep onun yüzünden diye. Deli gibi kızgındı. Onun yanındayken ben de kızıyordum. Ama yalnız kaldığım zaman özlüyordum seni. Sonra annem öldü. Ve ben seni özlediğim her dakika için pişmanlık duydum. Annemi öldürdü dedim, nasıl seversin o adamı? Belki annem de hissediyordu. O da düşünüyordu seni özlediğimi. Ben seni özlediğim her dakika anneme ihanet ettim. Ben hiçbir zaman babam duysa çok kızar diyemedim. Babam duysa beni öldürür diyemedim. Benim babam duymazdı çünkü. Benim babam bize sağırdı. Benim babam Narin'in sesini hasretti. Ben hiçbir zaman babam görse bana çok kızar diyemedim. Çünkü benim babam bizi görmezdi. Göremezdi. O Narin'in yüzünü hasretti. Benden esirgediğin zamanları senden geri istemiyorum. Bana borçlu olduğun nasihatleri istemiyorum. Bana anlatmadığın masalları istemiyorum. Sadece seni özleyerek kaybettiğim zamanı bana geri verebilir misin onu söyle.
Madem böyle istiyorsun uzak dur. Madem Narin'e yakın olmak için bizi bıraktın, o zaman uzak dur. Anne, ne Serdar ne dediniz ortada yoklar. Telefonlarını da açmıyorlar. Ben kafayı yiyeceğim artık. Tamam ada, sakin ol biraz. Anne, nerede bunlar ya? Evde de yoklar. Ama bulacağız. Ya isterseniz eve gidin, ben biraz daha bakınayım ha? Yok anne, ben evde duramam. Gerekirse evlerin önünde sabaha kadar beklerim. Önünde sonunda gelecekler nasılsa. Roma'ya geldi kızlar. Efsane oldun Ayşe. Sen ne şanslı kızsın ya. Ya Baran, niye geldik buraya? Ben paramı alamadım ki zaten. Ayşe, gel benimle diyorum, yürü. Baran. İlkokulda bir kız vardı. Onun da annesi babası boşanmış. Sürekli benim yanıma gelirdi, benimle konuşmaya çalışırdı. Ben de sınıftaki diğer herkesle arkadaşlık yapardım, oyun oynardım. Ama onu iterdim. Sanki bana numara yapma, biz aynıyız biliyorsun. O çocuklara boşuna yalakalık yapıyorsun ama seni ancak ben anlıyorum der gibi gelirdi. Nefret ediyordum o kızdan. Bana babasızlığımı hatırlatıyordu. Hatırlamak istemediğim her şeyi hatırlatıyordu. Bir şey demişti. Kim demişti acaba? Betondaki yarıklara basıp birinin adını söylersen o kişi ölür. Ne zaman o yanıma gelse koşuyordum bahçeye. Betondaki çatlakların üstünde senin adını söylüyordum. Babam, babam, babam. Sonra akşam eve gittiğimde de Allah'ım tövbe, milyon kere tövbe, Allah'ım 10 milyon kere tövbe. Ziyaret bitti. Evet baba. Ziyaret bitti. Deniz, canım ne oldu? Babam dönmemizi istiyor. Abim Deniz'i İzmir'e götürdü. Saydın mı? Saygılı ol biraz. Saygı hak edene gösterilir. İkiniz de derhal odamı terk edin, derhal. Al odanın ayrını ver. Çok zor baba. Ben kızımla beraber olabilmek için o kadar uzun zaman bekledim ki. Onu o kadar çok zor kazandım ki. Şimdi gitmesini istiyorum. Onu burada tutamam.
Benim durumumun ne olacağı belli değil. Ne benim aklım onlarda kalsın, ne de onlar burada kalıp perişan olsunlar. İzmir'e gönderirsem orada kimseye açıklama yapmak zorunda kalmaz. Ama burada... Yarın öbür gün benim içeride olduğumu herkes öğrenecek. İşte o zaman başa öne eğilecek. Utancından dışarı çıkmayacak biliyorum. Kızımın bunları yaşamasını istemiyorum. Öylesi daha iyi. Neden bunlar benim başıma geliyor anlamıyorum ki. Her kumaştan ceket olmaz evlat. Ceket olacak kumaş, ceket olacağım diye bağır bağır bağırır. Ceket olma yolunda kendini lime lime kesen makasa ses etmez. Kuru sabunla üstüne bin çizgi çekilmesine de aldırmaz. Kirlendim demez. Kumaşın üstündeki kuru sabun çizgileri bilmeyen için kir, bilen için cekete giden yoldur. Bağrına saplı toplu iğnelere bakıp ne zaman çıkacak bunlar demez. Bekler. Ceket olacaktır çünkü. İplerle boğulsa da ses etmez. İplerinden kurtulmak istemez. Çünkü bilir, o ipler kumaşı boğmak için değil, bir arada tutmak için oradadır. Her yerine batıp çıkan iğneye de dur hele yandım, yoruldum demez. Cansız, ruhsuz bir kumaşın bile ceket olma yolunda sabrı vardır. Ya senin insan olma yolunda sabrın yok mu? Kumaşın sağlam, bu belli. Kesen makasla, batan iğneyle, dolaşan iplikle kavga etme. Bekle. Sabret. Madem ki insansın, biraz gayret et. Terzine de şükret. Senin kumaşına inanmış belli ki. Neredeydiniz? Ben sizi çok merak ettim. Deniz. Oğuz abi en kısa zamanda çıkacaktır içeriden. Eğer benim yapabileceğim bir şey varsa... Gerek yok, sağ ol. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Zaten senin de bizden daha önemli işlerin vardır. Burada bizimle boşuna zaman kaybetme. Deniz. Ada, biliyor musun? İnsanın yaslanacak bir omuza ihtiyacı varsa uygun zamanı bekleyemiyor. Serdar, ben duyduğum andan beri size ulaşmaya çalıştım. Bakmadığım, aramadığım yer kalmadı. Aradım, açmadım. Serdar, lütfen yanınızda olmak istiyorum. Ada, zorlama. Ana, geldiğinden beri düşünüyorum, bak tansiyon çıkacak. Nasıl düşünmeyeyim Emine? Oğuz gibi biri nasıl hapse girer ha? Bu işte bir iş var. Ya insan adam dövmeyle hapse mi girermiş? Vallahi Allah kimseyi kendi alanının eline düşürmesin. Taktı mı takıyor yani, elinden kurtulmak mümkün değil. Oğuz komutanı içeri attırmış, düşünsenize. Sen de bundan ders çıkar. Sen o dilini tutmazsan, yakında kendi alın elinden seni kimse alamıyor aşk. Ah Emine, kızın halini bir göreydin. Ah içim acıdı yavrucuk. Ağzımı aç, bir şey söyleyemedim. Kolay mı, Allah sabır versin. Dua edelim de Oğuz komutan bir an önce çıksın.
Ada yeter artık. Harap ettin kendini sabahtan beri. Yapma böyle. Yüzüme bakmadılar diyorum Maya'ya. Yüzüme bakmadılar. Deniz, senin daha önemli işlerin vardır dedi, girdi içeri. Serdar umursamadı bile. Serdar görmezden geldi. Yaşadıkları da kolay şeyler değil ki. Sen de biraz anlamaya çalış. Hatırlasana, annem hapishaneye girdiğinde biz neler yaşamıştık. Ya insan acısıyla kime nasıl davrandığını bilmiyor işte. Bu da aynısı. Kim bilir ne kadar çaresiz, yalnız hissediyorlardır. Onlara en iyi sen anlarsın. Sakin ol o yüzden. Benim onların yanında olmam lazım. Ada, bugün gidemezsen yarın gidersin. Bazen insanların yanında olduğunu hissettirmenin başka yolları da vardır. Anne, ben ne yapacağım bilmiyorum ki. Biliyorum, sen en doğru kararı vereceksin. Ama şimdi böyle kendini yıpratıp bu kadar gözyaşı dökmenin hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağını bil. Ayrıca şunu da bil. İnsan her zaman en yakın hissettiğini kırar. Ben çok yanlış yaptım anne. İkisini de o kadar çok kırdım ki. Onlar hep benim yanımdalardı. Şimdi şu hale bak. O ne kızım? Bana Ayşe'nin canını çekmişti de geçen gün. O yüzden yaptım. Sibel, deseydi ben yapardım kızım. E yapmışsın kızım. Ay biz bunu kahvaltıda yiyoruz be. Ama mis gibi de kokuyor vallahi. İyi yapmışsın Sibel. Ana, bir sepet hazırlayıp denizlere götürek mi? İyi düşünmüşsün Emine. Yap bir sepet, adayla Maya götürsünler. Şimdi biz gidersek olmaz. Bize kinliler. Yangına körükle gitmeyelim. Ben hazırlarım ana. Vallahi çok güzel olmuş Emine abla. Yanına sana bu kızı ya. Ben de yatkın. Sofraya oturmadan yemek yeni adet Nazlı. Ben tadına baktım ya. Teyze. Hı? Yemiyorsun sen. İştahım kaldı Emre ya. Deniz nari gözümün önünden gitmiyor. Kıyamam. Nasıl da perişan oldu. Bir kız çocuğu için babasını o durumda görmek çok kötü bir şey. Oğuz abi de herhalde o yüzden İzmir'e yolluyor değil mi? Ama çözüm değil ki. Sonuçta babasının nerede olduğunu bilecek. Orada kiminle konuşur, kiminle dertleşir. İyice içine kapanacak. Burada en azından biz biliyoruz, yanındayız. Gizlemek zorunda olduğu bir şey yok. Haklısın. İnsanın bir sırrı olduğu zaman sırtında bir yük de geziyor. Zaman geçtikçe de o yükün ağırlığı artıyor. Bir zaman sonra altında ezilmemeye uğraşıyorsun. Emre. Yok yok, tamam. Bir şey yok. Ya teyze, benim aklım onlarda kaldı. Bir arasak mı? Yok, aramayalım. Hadi kalk gidelim. Böyle bir zamanda aramaklı olmaz. Yanlarında olmak lazım. Yaşa be teyze. Hadi gidelim. Ama dur. Yanımıza yiyecek bir şeyler alalım. Şimdi yemek yememişlerdir. İşte benim altın kalpli teyzem. Ne oldu Ebru? Yok bir şey. Yok yok. Bir şey olmuş. Gel oturalım şöyle 2 dakika. Ne oldu? Ada. Ne oldu Ada'ya? Serdar bu son yaşanan olaylardan sonra Ada onun yanında olmadı diye biraz sabır yapmış. Ben ne desem olmuyor. Ada da sürekli kendini suçluyor. Ebru. Son günlerde olan olaylardan sadece ben sorumluyum. Başka kimse sorumlu değil ki. Narin lütfen. Öyle ama. Oğuz'un bugün içeride olmasının sebebi de, kızının bu hallerde olmasının sebebi de benim. Ya Deniz'in bütün söyledikleri kulaklarımda çınlıyor Ebru. Ben bunun vebalini nasıl ödeyeceğim? Narin, Oğuz'un başına gelenlerden tek sorumlu kişi var. O da Kendal. Sen de ben de Oğuz'un böyle bir şeyi yapmayacağını biliyoruz. Kimseye zarar vermeyeceğini biliyoruz. Bu Kendal bile olsa.
Ebru abimin Oğuz'a kafayı takmasının sebebi de benim, inan ki. Abim bana söyledi, Oğuz'dan uzak dur, bak herkesin canı yanacak dedi bana. Ama ben dinlemedim, yapmadım. Ben her başım sıkıştığında gittim Oğuz'u aradım. Diğer herkesin olduğu gibi Oğuz'un da hayatını alt üst eden benim. Narin, şu an yapman gereken tek bir şey var. O da Oğuz'un yanında olman, onun yanında olduğunu hissettirmen. İnan ki bu ona en büyük moral olacak. Ne oluyor? Maya, benim onların yanında olmam lazım. Ya nereye gideceksin ki? Ya gerekirse sabaha kadar kapılarında beklerim. Yeter ki yanında olduğumu görsünler. Ada saçmalama lütfen. Maya onlar orada o haldeyken ben burada böyle duramam. Ya bir arasaydın en azından. Yüzüme kapıyı kapatan insan telefonuma cevap verir mi sanıyorsun ha? Ama böyle de olmaz ki. Yanlış yapıyorsun. Ya belli ki yalnız kalmak istiyorlar. Üzerlerine gitme biraz. Dur bakalım bir sakin ol. Bir yarın olsun gideriz. Ama şimdi böyle yapma lütfen. Geç kaldım Maya. Ben çok geç kaldım. Arasam da, gitsem de hiçbir şey değişmeyecek biliyorum. Ben onları çok kırdım. Gidecek miyiz? Bizi burada tutan ne var? Babam. Yani seni bilmiyorum ama beni burada tutan tek şey babam. Biliyor musun? Ben bugün ilk kez baba kız olduğumuzu hissettim. Yani bugün böyle sarıldım babama. Ve babamın kollarında ne kadar güvende hissettiğimi fark ettim. Ben bugün ilk kez babam olduğunu hissettim. Yani beni gerçekten seven, beni korumak isteyen, kalbindeki sevgiyi, gözlerindeki kaybetme korkusunu gördüm. Bugün babamdan ayrılmadım Serdar. Ben bugün babama kavuştum. Şimdi onu orada öyle tek başına bırakıp nasıl gideriz? Canım, o da baban olarak seni düşünüyor. Sen nasıl şimdi onun için endişeleniyorsan, o da sana bir şey olmasından korkuyor. Ben de amcan olarak öyle. Önce senin güvende olman lazım. İkinizin bir arada olmasını benden çok isteyecek kimse yok. Sen yokken abimin ne kadar mutsuz olduğunu gördüm ben. Ama inan bana en doğrusu bu. Zaten abimin suçu yok. Bu er ya da geç anlaşılacak. İşte o zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diyoruz yani. Ebru aslında ben herkesin bu kadar karşımda durduğu bir konuda senin benim yanımda olup bana cesaret verdiğin için de teşekkür etmek istiyorum. Narin, ben sadece doğruluğuna inandığım şeyleri söylüyorum. Bu konuda da her zaman yanındayım. Sağ ol. Yarın gitsem acaba Oğuz'u gösterirler mi? Sanırım mahkeme öncesi zor. Ama istersen yarın ikimiz gidip bir şansımızı deneyelim. Gelir misin benimle? Gelirim tabii. Çok teşekkür ederim. Ama Baran duymasın olmaz mı? Merak etme sen. Zamanı gelmeden kimsenin bir şey bilmesine gerek yok. Oğlum gel. Gel şöyle otur. Hayırdır Baran, neyin var? Yok bir şey ya. Ayşe'nin maaşını almaya gittik. Adam parayı vermedi. Bir de üstüne işten çıkarttı. Aa, niye? Ya yok, kazanamıyormuş, borcu varmış falan. Bahane işte. Ayşe kafe çok iyi iş yapıyor diyor. Zaten üniversitenin de bir nasıl yapmasın ki? Adam kumar falan derken borcun içine girmiş. Olan da çalışanlar oluyor. Ey Allah.
Keşke elimizden bir şey gelse. Aslında benim aklımda bir fikir var ama. Yavrum bu kadar üzülme ya. Yeni bir iş bulursun. Hem her şeyde bir hayır var. Ya o kadar kolay değil işte. Ders programına göre iş bulmak çok zor. Buradaki çocuklarla anlaşmıştık. Beni idare ediyorlardı hiç değilse. Bir günde bir şey olmasın ya. Seni de üzdüm. Ya sen takma kafana, ben halledeceğim bir şekilde. Yani bir anda olunca ben de şaşırdım ne yapacağım tabii. Yani durum bu. Kafe gayet güzel iş yapıyor, çalışanlar da hazır. Tek eksik olan şey para. Yani siz de benim bir işin ucundan tutmamı istiyordunuz. Benim de aklıma böyle bir şey geldi. Ama tabii nasıl olacak bilmiyorum. Oğlum aslında tabii çok güzel bir fikir. Yani evet Baran, bu çok güzel bir fikir ama çok büyük de bir sorumluluk istiyor. Yani ortada az buz para da yok. Bilmiyorum, bence biraz düşünmek lazım. Aslında benim burma bileziklerim var ama. İki burma bilezikli olacak işte yani. Neyse ben bir kızları çağırayım. Ama sonra da bu konuyu daha detaylı konuşalım. Emre arıyor. Emre? Alo. Ya Maya, saat biraz geç oldu. Kusura bakma ama. Ne oldu? Bir şey mi var? Serdar'la Deniz İzmir'e dönüyorlarmış. Nasıl yani? Serdar'a mı bir şey olmuş? Ada? İyi de neden? Oğuz abi içeri aldılar ya. Hani ben içerideyken ne yer ne içersiniz, size kim bakar falan demiş. Öyle İzmir'e yollamaya karar vermiş. Tanımıyorum ya. Biz de şimdi onlara geçiyoruz. Bir şey olursa haber veririm ben sana. Tamam, sağ ol Emre. Maya. Ya ne oluyor, söylesene. Kızım bir şey söylesene. Serdar'la Deniz İzmir'e dönüyorlarmış. Ada nereye? Dur. İyi misin? İyiyim. Sayende. Ben ne yaptım ki? Asıl sen olmasan ben ne yapardım Melek? Şey, benim kapatmam lazım artık. Melek. Yarın gel de sana küçük bir hediye aldım. Hediye mi? Gerçekten mi? He. Yarın gel muhakkak, tamam? Ne aldın? Ya ben çok merak ederim. Yok söylemem. Ya yarın gel görürsün işte. Tamam. Fısır fısır konuşmalar, sebepsiz sırıtmalar. Ada! Ya bekle! Ya daha fazla zaman kaybedemem Maya. Ya Ada bir sakin ol, önce bir düşünelim. Anne durduğum için oldu zaten bütün bunlar. Olmaz, ben gitmelerine izin veremem. Ada tamam gidersin ama önce beni dinle. Şimdi gideceksin, ne olacak? Dinleyecekler mi seni? Dinlemek zorundalar. Ben onların gitmesini kabullenemem. Ya tamam, ben de gitmelerini istemiyorum. Ama senin iyiliğin için. Ya kendini düşün. Sen de böyle tepkiler göstermiyor musun? Benimle ne alakası var? Çok alakası var Ada. Deniz'le benzeyen yanınız bu işte. Ya hem şimdi gidersen ikisi de seni dinlemeyecek. Biliyorsun bunu. Ya bir sakin ol. Bırak sabah beraber gidelim. Haklı olduğunuzda ikinize de sinir oluyorum. Senin iyiliğin için Ada. Hem ben de yarına kadar bir şeyler düşüneyim. Belki yardımcı oluruz onlara, ha? Ne yapıyorsun yenge ya? Ödümü kopardın. Senin ne işin var kapının önünde? Yemeğe çağırmak için geldim seni. Ha. İyi, geliyorum hadi.
Girebilir miyim? Gel Ebru, gel. Benim daha iyi bir fikrim var. Bak, bu kafe işi hiç fena fikir değil. Diyorum ki çocukların hepsi bir arada olursa hem bir işin ucundan tutmuş olurlar, hem de üniversite ortamına yakın ya, Baran belki onlara özenir, okumak ister. Başarabilirler mi? Yani biz de yardımcı oluruz. Ben zaten çalışmak istiyordum uzun zamandır. Sen de gelirsin. Ay, ne bileyim. Ama biz o kadar parayı nereden buluruz Ebru? Hem abim bu işe karşı çıkar. Ya boş ver artık Kendall'ı. Hem ben evi satacağım. Evi mi satacaksın? Hı hı. O ev Murat'tan kaldı sana. Daha iyi ya işte. Hem çocuklar babasından kalan parayla iş yapacaklar diye dört elle sarılırlar. Hepsi birden çalışırlar işte. Hay Allah, ne diyeyim şimdi bilemedim ama. Aslında... Niye olmasın? Gör bak, çok güzel olacak. Anlaştık mı? Tek bir şartla. Ben de elimden geleni yapacağım. Çorbada benim de tuzum olacak. Anlaştık. Olur o zaman. Hadi gel, çocuklara haberi verelim. Haydi. Annem nerede kaldı ya? Geliyorlar. Hayırdır, ne oluyor? Oğlum gel, güzel haberlerimiz var. Söyleyecek misiniz? Anne, ne oluyor? Sürpriz. Önce hep birlikte yemek yiyelim, sonra söyleyeceğiz. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Ne söyleyeceksiniz burada söyleyin. Ada, hadi uzatma. İnan ki senin de sevineceğin bir haber. Hadi. Adaysa açma. Tamam Deniz, abartma sen de. Ya bir şey abarttığım yok benim. Her derdine koştuk, hep yanında olduk. Bizim ihtiyacımız olunca yok hanımefendi ortada. Bu saatten sonra da olmasın zaten. Çok merak etmişmiş. Bencil. Hocam. Aklımız sizde kaldı. Evde duramadık. Siz gerçekten gidiyor musunuz? Çocuklar yapmayın. Gidemezsiniz. Gitmeyeyim, ne yapacağız hocam? Babam zaten perişan halde. Bir de bizim için endişelenmesin diyoruz. En doğrusu bu. Bu kadar çabuk karar vermeseydiniz. Otursaydık bir konuşsaydık. Siz şimdi açsınız da. Biz evde ne varsa topladık getirdik. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Yemeklerden bir sepet hazırlayın da Denizlere götürüverin. Çok düşüncelisiniz ama bence bu gece kimse yanlarına gitmese daha iyi olur Kadriye Hanım. Sen bilirsin kızım. Hadi söyleyin artık siz de. Ne söyleyeceksiniz? Ben de merak ettim. Geldiğinizden beri bir garipsiniz. Söyleyelim artık. Ayşe'nin çalıştığı kafenin sahibi borçlanmış. Kafeyi devretmek istiyor. Baran da bize güzel bir fikir verdi. Biz de Naren'le oturup konuştuk. Kafeyi devralma kararı aldık. Nasıl ya? Siz şimdi kafeyi mi alacaksınız? Anne. Siz ikiniz Naren'le. Nasıl olur aşk bu? Ben evi satacağım Kadriye Hanım. Naren de destek olacak. Çocukların hepsi çalışmış olur. Biz de bir şey olursa yardım ederiz. Anne, harika bir haber bu. O zaman gitmek zorunda kalmazlar değil mi? Biz de yardım ederiz. Bizim sıkmaları orada yaparız. Yaparsın tabii, harika olur. Ben de gelirim. Hem ders çalışırım hem de size yardım ederim ha.
Kendall ne diyecek? Abimin bir şey söylemeye hakkı yok artık ana. Yani hem biz kendi paramızla yapıyoruz. O da daha fazla karışmasın bize. Çocuklar, sizi çok iyi anlıyorum. Anlattıklarınızda da haklısınız. Ama birkaç gün daha bekleseydiniz. Hem babanın suçsuz olduğunu biliyoruz. Birkaç gün sonra çıkacak. O zaman da geri döneceksiniz. Dönmeyeceğiz. Nasıl dönmeyeceksiniz? Biliyorsunuz abim zaten istifa etti. Çıkınca o da yanımıza gelecek. Biz hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Yani buradan tamamen ayrılıyoruz. Ben sanmıştım ki... Bayağı gidiyorsunuz yani siz. Kalıp ne yapacağız ki? Bizi burada tutan hiçbir şey kalmadı artık. Ne bizi, ne babamı. Adalarla konuştunuz mu? O bu konuda ne diyor? Konuşacak bir şey yok. Herkes kendi derdinde işte. Onlar da perişan oldular. Arıyorlar, açmıyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Sonra da bizimle ilgilenmedi diyorsunuz. Bu doğru mu şimdi? Geç kaldılar hocam. Çok geç kaldılar. Serdar, Ada duyarsa çok üzülür. Yani perişan olur. O seçimini yaptı. Ona o kadar anlatmaya çalıştım. Ama beni hiç dinlemedi. Bundan sonra da bir şey bilmesine gerek yok zaten. Hala inanamıyorum ya. Çok güzel bir haber bu. Ya ben birkaç saat önce işsizdim. Şimdi sizin kafenizde çalışacağım. Sen orada çalışan olmayacaksın Ayşe. Biz ortağız. Orası hepimizin. Ya ben bir an önce Deniz'e söylemek istiyorum bunu. O kızın ne işi var bizde? Onun bir adı var canım. Deniz. Ve bizimle olacak. Baran sakın karşı çıkayım deme. Ya kızın ne suçu var? Sen babasına kızgınsın diye ondan mı çıkaracaksın acısını? Bu konu kapanmıştır. Deniz de bizimle olacak. Da bizim orayı biraz elden geçirmemiz lazım ya. Aslında doğru söylüyorsun Ayşe. Ya acaba şey mi yapsak? Duvarlara eğlenceli bir şeyler mi çizsek ha? Kendimiz boyarız. Yani böyle boyamak gibi değil de resim falan yaparız belki. Güzel olur. Çok güzel olacak. Ya bizim çocuklar da çalışmaya devam eder değil mi? Ederler tabii. Yani biz dershanedeyken sonuçta birilerine ihtiyaç olacak. Evet. Sıkma canını artık. Bak her şey yoluna giriyor. Hem bence Deniz de bu haberi öğrenince çok mutlu olacak. Öyle mi dersin? Öyle tabii. Ya düne kadar kanlı bıçaklıydınız ya. Şimdi beraber iş mi yapacaksınız yani? Artık bu konakta olacaklara benim bile aklım ermiyor ya. Özlem istersen sen de çalış bizimle. Kim? Ben mi? Yok ya. Ben ancak bir çayınızı içmeye gelirim. Bu yaptığınızla beni nasıl memnun ettiniz? Sizi böyle yan yana, el ele görmek. Allah'ım sana şükürler olsun. Ama iyi düşündünüz mü? Yok, siz merak etmeyin Kadriye Hanım. O zaman benim yardımımı da kabul edeceksiniz ha? Bu sefer itiraz istemem Ebru. Bu da benim katkım olsun. Emine abla ne gerek vardı ya? Ya ama gerçekten mahcup ediyorsunuz bizi. Yenge. Çok teşekkür ederiz. Sen evini satıyorsun. Bizden bir bilezik gelmiş çok mu? Thank you.
Hadi çıkalım. Daha bilet alacağız. Günaydın Ebru. Hazırsan çıkalım mı? Anne nereye? Doğru ya, Oğuz'a gidecektik biz. Hem yolda giderken altınları da bozduracağız ya. Tamam. Ya anne ya. Siz bensiz gidin kızlar. Yani Deniz'le Serdar'a da söylersiniz durumu. Bizim işimiz var. Hadi hadi gidelim. Hadi. Hadi bize gidelim. Bugüne kadar yardım istediğiniz her konuda elimden geleni yaptım. Ama bu yasal olmayan bir durum. Siz de takdir edersiniz ki böyle bir şeye olur veremem. Yasal olmayan bir şey değil. Sadece bazı detayların bilinmesi gerekmiyor, o kadar. Tam olarak anlatamadım sanırım Kendal Bey. Benim size yapacağım her şey yasal olur. Tüm detaylarıyla. Anlaşabileceğinizi umuyorum. Her şey kurallara göre olacak. Ne gerekiyorsa. Vergisi, harcı. Her şey ödenecek. Biz sizden haber bekliyoruz. Anlaşabileceğimizi umuyorum. Neler yapabileceğime bakacağım. Ama dediğim gibi. Kurallarına uygun. Anlaştık. Ben müsaade istiyorum. Kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Eşinize saygılarımı iletin lütfen. Teşekkür ederim. Uğurlar olsun. Sabri. Sabri. Gel. Sen iyice havayı yakmışsın Melek. Tencereyi yıkamaya geldim. İyi ettin Melek. Yoksa hediyeni merak ettiğin için mi geldin? Yok. Seni merak ettim. Ben sana ne aldım? Beğendin mi? Çok beğendim. Takayım bileğine. Sağ ol. Sen sağ ol Melek. Ne yapıyor kız bunlar içeride? Cık.
Biri mi takip etti yoksa seni? Bilmiyorum. Ya Maya niye açmıyorlar ya? Ya duymuyorlardır belki, geç yattılarsa. Serdar! Deniz! Açsanıza ya! Abla tamam dur, evde yoklar galiba. Maya'ya gittilerse sanmıyorum gideceklerini. Bir ara istersen, açmazlar ki. Ben Emre'yi arayayım, belki onun haberi vardır. Alo Emre, biz Serdar'lara geldik de kapıyı açmıyorlar. Senin haberin var mı? Maalesef var. Bilet almaya gittiler Maya. Şaka maka gidiyorlar buralardan. Emre ne diyorsun sen? Melek. 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 Senin burada ne işin var kız? Melek, asıl senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Kızım hiç düşünmüyor mu Kendall duyar eder görür ne olur diye? Özlem! Ya sen karışma bu işe. Günler biz Oğuz Kılıçoğlu'nu görecektik de. İzniniz var mıydı? Yok. Görüş gününde gelin. Üzülme. Onu çok seviyorsun değil mi? Onu çok seviyorum ama neye yarar? Bak biz bugün ikimiz bu şekilde konuşabiliyorsak... Belki sizin aşkınız da o kadar imkansız değildir ha? Nalan Hanım. Savcı Bey. Oğuz'u görmeye geldiniz değil mi? Evet ama ne yazık ki iznimiz yok, giremedik. Ben sadece Nalan Hanım'ı içeri sokabilirim. Size ayıp olmaz değil mi? Tabii tabii. Sağ olun. Efendim Maya. Anne Serdar'la Deniz bilet almaya gitmişler. Ne olur gel bir şey yap. O da perişan oldu. Eşyalarını bile toplamışlar ya. Neredesiniz siz? Tamam orada bekleyin beni. Hemen geliyorum. Abi. Sen de bu aralar burada çok dağılıyorsun. Haberin olsun. Başına bir iş gelecek. Dikkat et. Gerçi bu iş de yaş. Benden demesi. Ben dışarıda bekliyorum. Oyalanma. Dikkat et, olur mu? Beni merak etme. Sen benim yanımda oldukça bana hiçbir şey olmaz. Sen de dikkat et. Umarım senin dediğin gibi olur Leyzem oğlu. Eğer bu işten zararla çıkarsam... ...bu kadar sakin kalmam bilesin. Emin olmadığım hiçbir şeyi yapmam ben. İyi, öyle olsun o zaman. Yani ben baştan diyeyim de... ...eğer bir kaybımız olursa bu senin payından olur ona göre. Hak yerini bulur. Sen merak etme Kendall. İyi o zaman. Haydi bakalım. Ya bir kadet de sen iç ya. Bize içelim. Gerçi senin soyadın başkan mı? Olsun. Bundan sonra benim için bir şam verdisin. Şam verdilere içelim. Haydi. Araba kullanacağım. Bence sen de daha fazla içme. Bir kadehten bir şey olmaz.
İçmeyeceğim. Benim rahmetli de böyleydi senin gibi. Bir kere bir şey dedi mi bitmiştir. O yüzden Mehdi şan verdi demişler ona. Bizim namımız soyadımızdan gelir. Dışarı çıktığımızda gölgemizden korkarlar. Şan verdi demek güç demek. Güç. Bizim bileğimizi bükecek adam daha anasının karnından doğmadı. Nasıl girdin içeri? Savcı bey yardım etti. Gelmene çok sevindim. Ben geceleri uyuyamıyorum. Ne olacak böyle olsun? Nasıl olacak? Olacak bir şey yok Nerdin. Durumu meçhul. Yani bir şekilde buna alışmak zorundayız. Sen beni sevdiğin sürece bana her yer... Oğuz. Ne olursun buradan bir daha çıkamayacakmış gibi konuşma böyle. Murat da aynı mıydı? O kendi yolunu seçti. Bense o toprağa terimi akıttım, terimi. O sosyete gülüyle gününü gün etti. O yüzden baba yadigarı toprakları kaybediydim neredeyse. Ben engelledim, ben çabaladım. Yoksa şimdiye kadar... Oho. Murat'ın dediğine göre senin kredi borçları yüzünden batmış. Biz bir laf ediysek doğruluğu sorgulanmaz. Ben sana olanı anlatayım. Şimdi rahmetli onu dedi, bunu dedi ne fark eder? Ben olmasaydım şu anda bu masada oturup yeni iş yapıyor olmazdık. Her şeyi ben korudum. Ben! Bunu da kimseye sorgulatmam. Kendi gitti. Bıraktıklarıyla uğraşayım hala. Karısı, çocukları peydah oldu başıma. Öyle kolay değil. Kağıt üzerinde burası benim demek. Kanımı akıttım ben buraya, kanımı. Benim babam Mehdi. Bu kadar toprağı neden bana bıraktı? Neden bana bıraktı? Neden Murat'a vermedi? Neden? Çünkü Gendal yapar, Gendal çalışır. İşte bu yüzden bana bıraktı. Yoksa beni sevdiğinden değil. Rahmetli'nin göz bebeği Murat'tı. Onu çok severdi. Ama bana da güvenirdi. Bana ver. Ben bunları saklıyorum. Peki niye sakladım biliyor musun? Belki çocukça gelecek, güleceksin ama bir gün yani birbirimize kavuştuğumuz zaman bunları birlikte yakarız diye saklıyorum. Senin bir daha ağlamadığını, hep güldüğünü hayal ediyorum. Benim için döktüğün gözyaşlarını sana unuttururum diye hayal ediyorum. O gün ne zaman gelecek bilmiyorum ama... ben bu hayali kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim Nari.
Senin başına gelenlerin yanında benim gözyaşlarımın bir değeri olabilir mi Oğuz? Senin burada geçirdiğin her an için ben kahroluyorum. Çocuklara gidin buradan demişsin, onu da biliyorum. Niye? Öyle gerekti. Belki de öyle gerekmiyordur. Biz Ebru'yla bir yol bulduk sanki. Sen bilmeyin tabi benim neler çektiğimi, nelerle uğraştığımı. Murat İstanbul'da, Amerika'da gezdirirken ben nelerle uğraştım burada. Ama bitti. Bitti. Artık bitti. Yalnız değilsin. Beraberce çok güçlü olacağız. İyi bir laf ettin hadiysem oğlum. Haydi, yolcu yoluna gerek. Sana o kadar içme dedim. Ama sen hep bildiğini okursun. Aynen öyle. Belki de okuduğun yanlıştır. Hadi, hadi. Ben buraya gelmeden hiçbir şey hayal etmemiştim biliyor musun? Yani birkaç ay takılırım dönerim diyordum. Ama sonra hiç beklenmedik bir şey oldu. Babamla yakınlaştık. Arkadaşlarım oldu. Sonra bir baktım alışmışım buraya. Halfeti evim olmuş. Beklenmedik şeyler oldu maalesef. Yok, benim suçum. Eğer ben kendimi koyuvermeseydim, kadının anneme yaptıklarını unutmasaydım, bu olacakları önceden hesaplayabilirdim. O zaman bu kadar hazırlıksız yakalanmazdık. Düşmeye bak. Şimdi de işte böyle öksüz gibi gidiyoruz burada. Arkamızdan bize el sallayacak kimse kalmamış. Evimizi, eşyalarımızı öylece bırakıyoruz. Babamı geride bırakıyoruz. Hadi, hadi yiyelim, yavaş yavaş otobüs kalkıyor. Anne. Kızım iyi misin? Anne yoklar, ne yapacağım ben? Tamam, tamam, tamam. Hadi otur şöyle. Bir sakin olun. Gel şu işi önce bir başından anlatın. Maya eşyalarını toplamışlar, bilet almışlar dedin. Nereye gidiyorlarmış, ne zaman, ne dediler? Anne bizimle konuşmuyorlar ki. Arıyoruz, açmıyorlar, mesaj atıyoruz, cevap vermiyorlar. Nerede oldukları belli değil, ben kafayı yiyeceğim artık. Ben Emre'den öğrendim bilet aldıklarını anne. Elif hocalarla sabah ayrılmışlar. Şimdi onlar da bilmiyor sonrasını. Ya sen ne akla hizmet böyle bir şeye kalkıştın Allah aşkına? Sen ne akla beni takip ettin yenge? Ettim, kötü mü ettim Melek? Ben zaten böyle bir şey olduğunu biliyordum. Geleyim de gözümle göreyim dedim. Ha bir de aklınızı başınıza alın demeye geldim. Merak etme yenge, benim aklım hiç olmadığı kadar başımda. Bir de sen dedin ya, en kötü adam bile bir fırsatı hak eder diye. He dedim. Sen onu neden dedin ya? Ne sanıyorsun Melek? Ne olacak sanıyorsun? Ya tamam, merak etmeyin, bulacağız. Belki canları sıkkın diye telefonu kapatmışlardır. Merhaba. Hoş geldin Ayşe.
Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Oranın devriyle ilgili. İyi, şöyle geçelim. Şimdi sen buraya ne kadar istiyorsun? Ebru yenge, ben bırakayım nereye gidiyorsanız. Vallahi biz de bilmiyoruz, gidiyoruz öyle. Dolanıyoruz işte. E, haklısınız tabii. Küçük yer burası. Şimdi İstanbul'da olsaydınız, oho, neler yapardınız neler der mi? Alışık olmayan duramıyor buralarda ya. Az evvel Oğuz komutanın kızıyla kardeşini gördüm. İzmir otobüsüne bindiler. Serdar'la Deniz mi? Ya ya onlar. E, Oğuz komutan mahpusa düşünce ne yapsınlar? Gidecekler tabii mecbur. Yahu gene mi? Yahu gene mi? Yahu Ebru yenge kolyeyi bıraksaydın bari ha. Oğuz bir kalk bakayım ayağa. Nedir baba? Ölçüleriniz aynı. Bir giy bakayım şu ceketi. Bir göreyim üstünde. Ne oluyor gene? Müdür bey kalp krizi geçirmiş, öldü diyorlar. Allah Allah. Başına sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok iyiydi müdürüm. Vallahi Nizam oğlu seninle gurur duyayım ha. İşte dedim, tuttuğunu koparan biri. Sen ne Murat'a benziyin, ne de Fırat'a. Şırşık Murat'la değilsin, Nızmız Fırat'la.
Burada ne oldu? Ne oldu ha? Suyu boylayıverdi. Ayağıma basmayacaktı. Ama yaptı. Ne oldu? Hop! Suda. Bitti gitti. Sosyete gülüyle enikleri kaldı yadigar. Ama dert değil ha. İzin verirsem nefes alırlar. Lütfedersem yemek yerler. Geçen gün bana değil ki. Artık değil senin dilinden konuşacağım. Lan sen kimsin lan kimsin ha? Benimle laf konuşacağın adam mısın lan sen? Ha? Kocası gitti. Sevgili dostu da gitti. Yani Fırat'ı değil. Doğrucu Davut, Fırat Efendi. Ne oldu? Ha? Ne oldu Fırat'a? Hop suya uçuverdi gitti. Frenleri bozulunca arabalar uçağa biniyormuş ha. Ama bak Devran oğlum, sen tam benim kafadasın ha. Önüne bir engel mi çıktı? Az geç. Kralını tanıma. Tek kural var. Kuralsızlık. Vay be. Sıkı laf ettim ha. Sen de ben gibisin Devran oğlum. Babama çekmişim ben. Allah rahmet etsin, babam da böyleydi. Acırsan acınacık duruma düşersin derdi. Az geç, yık geç, ardına bile bakma derdi. Hep de öyle yaptım, hep de kazandım. Misal, bizim Oğuz komutan. Ne oldu? Ne oldu? Ayağıma basmaya kalktı, soluğu içeride aldı. Kendala ile uğraşılır mı ulan? Kendala ile uğraşılır mı ulan? Ama şimdi... Kendala Kenan var artık. Kendala Kenan! Dize gelin ulan! Dize gelin. Titreyin ulan titreyin. Şimdi Kenan'la Kendal var Kendal. Titreyin ulan. Ya teyzem oğlu. Arabada içecek bir şey var mı? Kucağıma alayım. Tabii ki. Babama çekmişim ben. Allah rahmet etsin, babam da böyleydi. Acırsan acınacık duruma düşersin derdi.
Az geç, yok geç. Ardına bile bakma derdi. Hep de öyle yaptın. Hep de kazandın. Ben sana dememiş miydim onun hesabı başka diye?